Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Clint oynayacağım. Bakayım sesimiz ayarlı mı değilmiş hemen. Şöyle şunu ayarladıktan sonra oyunumuza bakalım. Ne zaman Clint görsem oyunlarda bir şekilde taşıyor abi. Hasarı çok fazla. Hatta orman itemi ayakkabıdan sonra genelde kemer yapıyorlar. Hem slow etkisi hem de zırh savunma etkisi yüzünden. Yani denemeli miyim bilmiyorum. İki tane güzel büyücüleri var. Sanki bu el o oyun değil ama yine de emin değilim. Yapabilirim. Bir bakalım, bir oynayalım oyunumuzu. Sizler de videoya hoş geldiniz. Hemen şöyle oturup çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yemeden önce şöyle altta bir tane beğeni tuşu var. Ona basarsanız çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi o gitti zaten. Onu alamayacağız gibi. Kanka uğraşma be. Uğraşma bende. Buna pençe atmayayım ki. Red'e geçeyim buradan şimdi. Onu altayım. Onu zaten yedi. Aa, yedirmemişiz ya. Ne bileyim aga. Ne bileyim, almışlar. Adamlar almamış. Hı, ormanı da kilitliyormuş. Bunu hiç oynamadım değiştikten sonra. Umarım iyi oynayabilirim. Sadece ilk değiştiği gün galiba bir maç attım. Solodaydım. Kazanamamıştım. Pençe yine atmadım bu arada, unuttum. Ondan sonra pes etmiştim, hiç denememiştim. Buraya artık hemen atayım ya, dur. Şöyle ilk yeteneğinin hasarı inanılmaz fazla. Gerçekten güzel bir çar. Umarım çuğdan fokus yemem ve adam akıllı bir oyun oynayabilirim. Yakalayamadım. Kitlemeyi düşünmüştüm aslında. Şey yaptı. Gençler hala 4 değiliz be. Ne oynuyorsunuz da çuğunun da canı o kadar az ki. Sanki buraya... Unuttum, terse gitti. Oğlum çık çık, o Leo ile şaka olmaz ya. Çık, Jav'ı geçtim. Leo ile şaka olmaz. Ormancıları Freya mı? Orada bir de kaplumbağa faktörü var. Yetiş oraya. Ayakkabıya çıkmam lazımdı. Yetişemedim ki ya. İncecik bir mesafe kalmıştı. Hiç dikkat etmedim kaplumbağaya. Bugün yine çok tilt oldum ya. Vallahi bu tanklar benim ömrümü yedi. Gerçekten ömrümü yedi ya. Anlatıyorum. Kimsenin bir şey de anladığı da yok. Bir şey de demeyeceğim artık zaten. Yani. Anlamıyorum ya bak. Yine anlattım. Bakın şimdi arkadaşlar. Bir hasar oyuncusu olarak. Şimdi burası neresi arkadaşlar? Canım arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım. Karşı tarafın değil mi? Base, yani orman bölgesi. Onlar neredeler? Ya buradalar ya buradalar. Denk bir oyunda yani ve haritada görüşüm varsa oradalardır. Peki sen bir hasar oyuncusu olarak üst taraftaki minyonu kesmek için nereden gidersin kardeşim? Buradan gidersin değil mi? Peki senin güvenini sağlamak için, oradaki güvenliğini sağlamak için görevli olan kimdir? Tanktır. Peki tank buradan gitmek yerine burada senin arkandan gelirse, buradan gelecek olan saldırılara karşı nasıl kendini savunabilirsin? Çıldırıyorum ya. Ben buradan gidiyorum, tank da arkamdan geliyor, şurada çimde bekliyor biri bana saldırsın diye. La güzel kardeşim, şuradan git, görüş ver, çimlere gir. Senin işin görüş vermek. Nasıl insanlar var ya? O çıldırıyorum ya. Buradan ona. Vur, vur. Ağzını burnunu kır onun. Başkası oynayınca oyuna 5 tane kill ile başlıyor. Bizde böyle bir ekmek şansı çıkmadı ortaya. Hadi bakalım. Allah aşkına şu çarları görüş vermek üzerine oynayın ya. Harita görüşü o kadar önemli bir şey ki. O kadar önemli bir şey ki. Çuğ geliyor üzerime bu arada. Baksana burada. Görmesen mesela o adamı öleceğim çünkü içinde keseceğim. Ne yapıyorsun lan? Kim o? Revo'ymuş. Buff'a geçeceğim. Çok düştük geri yine ya. Daha iyi olmamız lazım. Hadi. Duralım bakalım. Kemerle mi başlayayım yine bilmiyorum ama. Ya işte öldür lan onu. Öldür lan. Güzel. Videoya beğeni at. Çok. Abi çok bozuklar. Çok sıkıntılı çarlar var bize karşıda. Tamam. Bir şey diyeyim mi? Şu kaplumbağayı bir tur alsam o kadar rahatlayacağım ki. Gerçekten o kadar fazla rahatlayacağım ki.
devam ediyorsunuz da oraya. Ben gelmedim oraya. Sattın mı sanki siz biraz? Ne bileyim abi, gidiyorum gelmiyorsunuz, gitmiyorum geliyorsunuz. Ben de neye göre oynayacağımı şaşırdım artık ya. Orada o kadar çok satılmışlığım vardır ki, videolarda bile vardır. Gerçi doğru, çok iyi hareket yapmışım bence. Kule daha önemli. Şimdi bir de kaplumbağayı aldım mı? Bırak onlar orada gebersin. Gel buraya hemen. Gel gel gel. Bırak abi, ver, umutsuzluk çıkacağım ben ya. Güzel. Şuradan bir tur daha devam edelim. Tam kule gitti gibi. Bence redden önce şuraya bir tur oynayabiliriz. Ama o silahından alabilir miyiz kule? Mümkün değil. Çık. Silahın buraya gelmesi iyi olmadı. 0-4 Lolita. Abi ya, TR'nin resmen kapanmaz yarası ya tanklar. Gerçekten facialar. Harbi diyorum ya, kendini ölümsüz sanıyorlar ya da hiçbir işe yaramıyorlar. Çok kolay öleceğim sanıp hiçbir yere gitmiyorlar. İki tip oyuncu var yani. Diğer kalanlar zaten gündemdeki tank oyuncuları. İyiler zaten yani, kendi halindeki iyi oyuncular. Böyle çarlar değil de tanklar rağbet görse gidip tank oynayacağım da. Keyifli değiller. Kaçta kule varmış. Yokmuş orada daha doğrusu. Hadi bakalım. Arkadan bu arada birileri geliyordu galiba. Tamam oğlum, sensin. Kes şunu. Bunu kessene. Buraya mı var orada, ben mi yanlış görüyorum? Dikkat et. Bence buradan. Gelsene buradan. Gel abi. Abim buradan gel. Abim nereye gidiyorsunuz? Abim. Abim kule var. Abim. Ne diyeyim ki? Hiçbir şey demeyeceğim. At beyaz. Oh, minyonu kestin ya. Ormanı kestin ya. Başın göğe ermiştir. Şu... Main'e olan adamlar main'deki çarlarını gerçekten iyi oynuyorlar bak. Öyle bir sorun yok aslında ama yapacakları hamleler o kadar ki, abi kule al yani, ne yap şu orman için şu an resmen bedava Liu ikili, bedava kule gitti, üzerine bir de bir tane kill verdik. Ya değdi mi şimdi? Bunlar katliam hareketler. Gerçekten katliam hareketler. Ve komik hareketler yani. Adam akıllı fight çevirelim, hepimiz ölelim. Ya ağzımı açıp bir şey demiyorum. Çoğu yerde gülüyorum bile yani. Ama şu hareketler... Riske atabilir. Riske at. Süpersin. Vur oğlum benim. Şu lan işte. Geç oradan. Aslanım benim. Tutur ona da. Abi şu ya. Lütfen gelir misiniz? Üst kuleye abi oynayabilir miyiz? Lütfen gel. Doparlan. Doparlan. Hı hı. Çocuğu tutmuş bu arada. Güzel. Buff'a gitmişler bu sefer de. Gitsinler, tamam, ben burayı aldım galiba. Hatta minyonlar bile burayı kesebilir. Ben hiç orayla uğraşmayayım. Buradan devam edeyim. İkinci item bitmeyen savaş veriyor. Ver bakalım. Tamam. Şu ölü. Biri burada. Tamam. Şu an burada tehlikede değilim. Ben savaşa çıkalım bakalım. 7 saniye var. Ormancıların gelmesine daha çok var. Buradan bunu alabilirim diye düşünüyorum. Ama bir yardım lazım sanki. Kapanır. Alamıyordum az daha. Ben çabasamadım. Bilmiyorum, bazen böyle anlatıyorum da diyorum acaba kendi kendime konuşuyorum. Kimsenin umurunda değil mi falan diye düşünmüyor değilim yani. Vallahi. Çünkü çok değişik hareketler var ya. Kazanmak, kaybetmek gerçekten önemli değildi ya. Ama böyle... Vur oğlum. Bum. Vuramadım ona. Vuramadım. Ama çarların... Bak, hepsinin bir oynanış tarzı var, tamam mı? Kimisi agresif oynamayı gerektiriyor. Kimisi böyle safe kalmayı gerektiriyor. Kimisi sadece beleş kill, daha doğrusu fightların oluşturulup üzerine gitmesini gerektiriyor. Hepsinin farklı bir muhabbeti var ya.
Dün mesela başıma geldi. Adam Ali salmış, karşısında Benedetta var. 3 defa mı ne öldü? Kanka ölme. Zaten o seni kesebilecek bir çer. Sen 4 level'a kadar hiçbir işe yaramazsın Alice'le. Ama o elemanın işi zaten o level'larda, yani erken oyunda baskı kuruyor o çer. Yapma işte o hareketi, yapma ki mesela rahat rahat oynayalım. Ama ölüyorlar adamlar. Hata yapılır bak, hataya kızmıyorum. Ama dostum benim. Ama bazı hareketler cidden katli. Oraya mesela gitmeyeceğim. Niye? Görüşüm yok. Çoğu gelip bana kafa atabilir direkt yani. Neden öleyim ki göz göre göre? Şu kemer yapmam lazım. Değilmiş. Olsun. Garanti oynayacaksın. İşim bu. Neredesin lan? Şimdi o buradan şöyle gelir mi buraya? Yo abi bu. Bu yani bak. Adamın oraya geleceğini tahmin ettiğim için bekledim birazcık. Şuradan rüzgarı almadım. Neden? Çünkü bir anda mesafeyi kapatmam gerekiyordu. Rüzgarı aldım, pıt diye önüne geldim. Selamun aleyküm dedim, kafasına vurdum, gittim ondan sonra. Bitti. Bitti yani. Tabii iyi olmak için şöyle bir artı da var. Yani şöyle bir şey de gerekiyor. Fazla oynamak lazım. Şu an aslında fazla oynamıyorum ama zamanında çok fazla oynadığım için şu an onların ekmeğini yiyorum. Yani çok fazla oynadık zamanında ya. Yani aşırı fazla oynadık. Her çarada meraklıydım yani, oynuyordum. Ya o yüzden hiç oynamasam bile bu hesapta mesela Aurora'da 6 maçım var. 66 oranım var. Bu hesapla toplam 15.000 falan maç var. Yine oynasam köpek gibi oynarım yani Aurora'yı. Çünkü zor bir oyun değil. Ve oyun senden sadece öyle çarlarda birazcık safe kalmanı ve oyunu uzatmanı istiyor. Aynı Hanabi maçındaki gibi. Kötü oynadı. Paketi ulti atması saçmaydı. Ultisi yoksa biz rahat rahat oynayabiliriz. Pardon, geri çekildi ya, saldırı atacaktım. Hiçbir işe yaramadı Lord. Orada Lord alınmış ben. Neredeydim o ara? Dırdır mı yapıyordum? Tamam. Gel. Tamam. Şimdi son itemi galiba zırh denme isteyeceğim ya. Kritik de gider aslında ama. Kritik mi yapsam? Uzarsa umutsuzluğu zırh denmeye çevirebilirim. Duruma göre kritik yapalım. Kritik çünkü pasif muhabbetinde... Vurmuyor mu pasifinde? Olabilir diyor ama garanti değilse bilmiyorum, yapılır mı yapılmaz mı? Ama yapacağım ben yine, kritik dursun üzerimizde. Pasif ile beraber vurduğu zaman bayağı fazla vuruyor çünkü. Kesemedik. Dikkat. Şöyle şu kuleyi alabilir miyim acaba? Alabilirim aslında. 600 canı kaldı. Burada birazcık tehlikedeyim. Minyonlar zaten orayı açtılar. İşimi yaptım ben orada yine. Hemen şöyle rahat rahat, hiç riske atmadan çıkalım. Gençler, Lord'suz biraz zor bitecek. Çünkü buna uygun pek bir pikimiz yok. Yani aslında yapılsa yapılır da. Mesela satış. Şunun adı satış yani mesela. Beyaz attı orada. Gerek yok oraya gitmeye. Ama botun farmı sanki bir tur itilebilir. Ama Freya belki oyun da yapıyor olabilir. Ama fight'ı da satmak istemiyorum. Ama fight'ı satmak istiyorum. Vazgeçtim. Gereksiz hareketler. Gereksiz hareketler. Sadece işimizi yapalım lütfen. Sadece işimizi yapalım arkadaşlar. Bekleyelim. Lord'a yakın fight'ımızı atıyorsak atalım. Yoksa direkt gidip Lord'a alalım. Oyunumuzu oynayalım. Oto vuruyorum ama yapacak bir şey yok. Yanlış W. Çok yanlış W. Atlamam lazım da öyle bir şey. Geliyor herif. Yapacak bir şey yok. Gördüm zaten ama... Yakalandım yani orada. Hasara vura vura gideyim dedim. O ultiyi yemeseydim hem ölmeyecektim. Bir de üstüne Freya'yı keserdim. Ondaki öldü mü? Yok mu W'nun? Kesemedim. Tamam, bekleyebilir miyiz? Lord'a kadar sakin. Lord'da Lord'u alıp oyunu bitirelim. Bakın bu oyunda benim feniyle eski zamanlarda oynadığım zamanlarda 95 oranım vardı. Sonra işte yavaş yavaş düşe düşe 92'ye kadar düştü ve sabitlendi orada. Global kastığım sezonlarda 92,5-93 oranlarla oynuyordum. Benden dünyada çok daha fazla iyi hareket yapan bir sürü feni oyuncusu vardır.
Benim farkım, ben oyun kazanmaya oynuyorum. Ben etliye sütlüye karışmam abi. Ben oyun kazanmaya oynuyorum yani. Benim için önemli olan MMR, puan, birincilik budur yani. Oyun kazanmaktır. Yani şurada mesela 8 tane ip atmam, şov yapmam benim için bir şey ifade etmiyor. Ha, göze zevk veriyor mu? Görsel şöleni var mı? Var tabii, buna kimse inkar edemez. Ama benim için muhabbet o değil. Yani o oran o kadar yükseldiyse kazanmaya oynadığım için. Her Allah, yine dırdıra daldık. Yapacak bir şey yok. Çok üzgünüm ama ben fight'e kazanıp oyunu bitirebilir miyiz hocam? Devam et. Tamam. Gel, bitti. Çok konuşuyorum böyle maçlarda, sonra kesin bir şeyleri gözden kaçırıyorum. Gel midden biter oyun, gel. Gel. Ya Lord. Değişik bir Lord ya. Şu pençe hala bug'la. 2580 vurmuyor. Geliştirilmemiş haliyle vuruyor. O da çok saçma mesela. Neden öyle vuruyor? O da belli değil yani. Cidden. Yarın tank videosu ister misiniz? Yarın şöyle güzel bir kufra oynayayım ya. Anlata anlata. Ya da böyle örnekle. Güzel böyle sağlam bir maçta. Böyle dandik bir maçta da değil. Güzel rakipleri bulduğum yerde anlata oynayayım mı bir tane kufra? İster misiniz? Yorumlarda belirtirseniz duruma göre oynarım. %37 hasar vurmuşum. %13'te hasar almışım. İşimi yaptım abi. Sadece fight'ı bekledim ve fight'larda işimi yaptım. Yani ekstra bir hareket yapayım. Şuraya oynayayım, buraya oynayayım. Şimdi mesela oynarsın ama bir sonraki hamleyi düşünmek zorundasın. Tamam mı? Nedir mesela? Abi çuya mesela hakimsen veya ne bileyim Ling'e hakimsen, Fanny'e hakimsen, örnek veriyorum, nerede nasıl geleceğini bilirsin. Sen şimdi fight'ta diyorsun ki mesela, bazen görüyorum, safe oynuyorum hani, çünkü bir şeyleri görüyorum devamında olacak. Adam yazıyor, diyor ki takımı çok fazla sattın, gitmedin falan filan. Ama adamın görmediği şey şu: ben o fight'e gidersem haritada çoğu kendini hala göstermemiş. Ve fiskesi var. Ve fiskesi varsa ben o fight'a girmek için bir tane kaçış yeteneğimi kullandığım anda, kullanmasam bile gelir. Ya kullansam bile gelir, önemli değil. Gelip bir tane üzerime fiske ulti attığı anda ben öldüm. Bir tane kill almak için ben ölürüm. Ve kilit rolde oynuyorsan bunlar kötü şeydir yani. Bir kill için bir kill vermeye değmez. Maçına göre değişir tabii ama genel olarak konuşuyorum. Ya burada mesela gidip artist birçok yerde oynayabilirdim, devam edebilirdim. Ya ama niye edeyim ki yani? Derdimiz şov yapmak mı, oyun kazanmak mı? Oyun kazanmaksa oyunu kazanmaya bak o zaman. Bu kadar. Çok konuştum değil mi? Dilim damağım kurudu ya. İkinci maçı eklemeyeceğim, kızmayın ama üzgünüm, ikinci maçı eklemeyeceğim. Birkaç şeyden daha bahsedeyim, kapatayım. Rokete bastım muhabbetini çok fazla soran olmuş. Roket şu arkadaşlar, bekleyin bir saniye. Şimdi Mystic Zafer Ligi'nde, yani Mystic'de çok fazla olmaz ama Mystic Zafer Ligi'nde özellikle sezonun başlarında ve ortalarında çok fazla oyun bulmamazlık yaşıyor insanlar. Yani oyun bulmuyor bildiğiniz. Oyuncu sayısı az olduğu için ve mesela iki tarafında eş değerde gelmesi lazım. Mesela bir tarafta bir takım 3, bir takım 2 ise diğer takımda da bir taraf 3, bir taraf 2 olması lazım. Bu yüzden de eşleşme süreleri çok fazla uzuyor. Mystic Zafer Ligi'nde bu şekilde mesela bekliyorsun. Normalde efsane Mystic hesaplarla girsem belki 15 saniyede eşleşiyor. Ben bu sezon mesela bu lobide 25 dakika falan beklediğimi bile biliyorum yani. Ki eski sezonlarda çok daha fazla beklediğimizde oluyordu. Roket şu: mesela 1 dakika dolduktan sonra 55, 56, 57, 58, 59, 60. Eşleştirmeyi hızlandırmak için eşleştirme aralığını genişletmek ister misiniz diyor. Yani bu şu demek: takımına ve karşı tarafa dandik oyuncu gelsin mi demek. Buna bastığın anda işte düşük ligdeki oyuncular atıyor, tamam mı? Yani düşüklükten kastım şu: Mystic Zafer Ligi'ndesin, bu yer olursun ama sana efsane bile atabiliyor yani. Aynı kulvarda değilsin, aynı siklette değilsin yani. Bu sefer arada uçurumlar kadar fark oluyor. Ama bunu böyle bir seçenek olmak zorunda, çünkü gerçekten oyuncu olmadığı zaman beklemekten ciğeri soluyor insanların. Buna bastığın anda mesela, tamam mı, daha erken oyun bulma şansı var. Çünkü bak, gördün mü, bastığın anda buluyor. Ama şimdi bir girsem mesela büyük ihtimalle efsane 5 falan var. Ondan sonra işte o benim ağladığım maçlar genelde bunlara denk geliyor yani. O yüzden uzun zamandır roketlere basmıyorum. Basmamaya çalışıyorum. Bastığım zaman zaten oyunlardan anlaşılıyor neler çektiğimiz. Durum bundan ibaret.
Roket budur. Bir de hala mesela çok fazla build ve amblemler soran oluyor arkadaşlar. Size şunun taktiğini vereyim. Her çara hemen hemen ortalama genel oyuncular aynı şeyleri kasarlar, tamam mı? Buna da şuradan görebilirsiniz. Oyuna girdiğinizde zaten ekipman setleri kısmı var ya, pik ekranında bile var o. Oradan ekipman setlerine girip en iyi oyuncu setlerine tıkladığınız zaman oradan global ilk 10'daki, yani dünya sıralamasındaki ilk 10 oyuncunun item dizilimini görme şansınız var. Onu istemiyorsanız da mesela buraya gelip herhangi bir karakteri seçip mesela Fanny'i buradan en iyi oyuncu setlerine tıklarsanız burada mesela global ilk 10, yani dünya sıralamasındaki ilk 10 Fanny oyuncusunun kullandığı item dizilimini gösteriyor. Helcurt da aynı şekilde, Boost da aynı şekilde, herkes de var. Yani buradan kafanıza yatan, kafanıza göre olan bir tanesini koyabilirsiniz. Kullan dediğiniz zaman şu sağ taraftaki otomatik olarak sizin diziliminizin yerine geçiyor ve oradan kullanabilirsiniz. Ha, bunu mesela tavsiye etmem. Her oyunda çünkü çıkılacak item dizilimi aynı değildir. Ama oyunda yeniyseniz veya çok fazla bilgiye sahip değilseniz bunları kullanmanız sizi bir seviyeye kadar getirir. Zaten iyileştikten sonra, oyunculuğunuz iyi olduktan sonra da, geliştikten sonra da kendi item diziliminizi kendiniz ayarlayacak hale gelirsiniz ve artık bunlara ihtiyaç duymazsınız. Durum bundan ibaret. Amblemlerde zaten o da gözüküyor diyebiliyorum ama onu da mesela şuradan görürsünüz. Buradan kahramanlara girer. Buradan sallıyorum Matilda'yı seçersiniz. Burada mesela ekipman kontrolü var ya. Üstte mesela ekipmanlar gözüküyor. Burada da adamın kullandığı amblemler gözüküyor. Her karakter için bu böyledir. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Ben bazen hani koyuyorum. Çünkü mesela çok fantezik maçlar geliyor. Çok farklı build'ler çıkıyorum. İtemler çıkıyorum. Ama onu oraya koyamam. Çünkü siz alırsınız onu kopyalarsınız ama o her maçta gidecek bir şey değil yani. Sallıyorum full saldığı çıkılacak bir karaktere bazen çok kritik çarlar olduğu için gidiyorum bir tane tank itemi koyuyorum. Ama onu gidip bu illa koyarsam siz de koyarsınız. Bu sefer normal maçlarda veya alt elo'larda öyle bir iteme gerek olmadığı için hasarınız düşer. Oyundaki etkiniz azalır. Yani buradan girip istediğiniz karaktere diziliminizi ayarlayabilirsiniz. Fazla konuştum. Artık galiba şu an daha diyeceğim bir şey yok. Öyle. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bir tane videoya, daha doğrusu videoya beğeni bırakırsanız sevinirim. Onun haricinde de D-Live adlı bir uygulamada her akşam saat 9'da 11 arasında canlı yayınlar açıyorum. Oyun oynuyoruz, sohbet ediyoruz ve yayının sonlarına doğru da chatten rastgele 4 kişi alıyorum ve kulüp oynuyoruz beraber 5 girip. Bu şekilde gelebilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır ve ters bir şey söylememişimdir. Bazen sinirlenince tutamıyorum kendimi ve hele o gün birazcık video için uğraşmışsam, gereksiz yere uğraşmışsam, dandik maçlar atmışsam hep ben ayarlarım bozuluyor. Ve bazen saçmalayabiliyorum. Hakkınızı helal edin. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.